Herkese yeniden merhaba. Kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir dizi konuşacağız. Biliyorsunuz ki artık sezonun başlamasıyla birlikte yeni diziler de yayın hayatına başlıyor. Bugün dizi köşemizi açıyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır dizilerle ilgili video çekmiyordum ve inanılmaz özlemişim. Eylül ayının gelmesiyle birlikte dizileri de konuşmaya başlayacağız kanalımda. Şimdi videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı tabii ki de yapmak istiyorum. Eğer kanalıma beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismimi bırakıyor olacağım arkadaşlar. Bu arada bugün farklı bir yerden sesleniyorum sizlere. Onun açıklamasını ileriki videolarda yapacağız. Hatta tur falan da yapabiliriz eğer isterseniz. Her neyse konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum. Ama bugün biz Safir dizisini konuşacağız. O yüzden tek konuşacağımız konu Safir dizisi ve Safir dizisinin hikayesi, yorumları vesaire bu video bunlardan ibaret olacak. Tabii ki de diğer videolarımı atmaya devam edeceğim. Gerek KPSS gerek vlog. Biliyorsunuz ki benim kanalımda sadece dizi veya KPSS ile ilgili videolar yok. Çok farklı içerikler de üretiyorum. Abone olmanızı da bekliyorum arkadaşlar. Desteklemenizi de bekliyorum. Şimdi Safir dizisine geçebiliriz artık. Çekimleri biliyorsunuz ki Ürgüp'te ve Kapadokya'da gerçekleşiyor. Konusunun dışında dizide biz Kapadokya'nın güzelliklerinden, doğal güzelliklerinden, eşsiz manzaralarından da esinleneceğiz, faydalanacağız aslında. Dizi izlerken bir yandan da Kapadokya'nın güzelliklerini karşımıza serecek bir diziymiş. Şimdi Gürsoy ailesinin bir gecede değişen hayatını anlatıyor aslında kısa ve özet olarak. Ve bunların yanında intikam, aşk, tutku ve zorbalık da göreceğiz. Şimdi ben karakter karakteri anlatmak istiyorum. İlk olarak Ateş karakterinden, Ateş Gürsoy yani İlhan Şen'in canlandıracak olduğu karakterden başlamak istiyorum. Ateş karakteri üniversiteyi yurt dışında okumuş, iyi eğitim almış, kendisini geliştirmiş birisi. Aynı zamanda da özgür ruhlu, dürüst ve adaletli birisidir. Kapadokya'nın bilindik ailelerinden, zengin ailenin en büyük oğludur. Babasını genç yaşta trafik kazasında kaybetmiş ve dedesi Ömer ile birlikte büyümüştür. Ama dedesiyle pek anlaşamamaktadır. Bunun sebebi ise dedesinin çok fazla otoriter olması, dediğim dedik birisi olması. Ama Ateş'in karakteri ise az önce bahsetmiş olduğum gibi özgür ruhlu, kendi kafasının dikine giden bir kişi olduğu için de pek fazla anlaşamazlar. Ateş'in annesi aslında babaları ölünce Ateş'i baba figürü olarak görmüş ve ona sorumluluk, çok fazla sorumluluk yüklemiş. Aslında şöyle diyebiliriz Ateş için, gençliğinin, çocukluğunu çok fazla yaşayamamış, bu sorumluluğun altına birazcık ezilmiş, erken yaşta olgunlaşmak zorunda kalmış bir birey diyebiliriz. Şimdi gelelim Feraye Yılmaz'a. Feraye Yılmaz ise Özge Yağız'ın canlandıracağı Kapadokya'nın güzeller güzeli kızı Feraye. Babası Gürsoyların emektarıdır. Feraye de annesini erken yaşta kaybetmiş ve daha sonrasında babasıyla birlikte büyümüş. Ama babası da eşinin ölümünden sonra çok fazla üzüldüğü için hastalanıp tekerlekli sandalyeye düşmüş. Ve başlarında bir kadın olması gerektiğini düşünerekten de ikinci bir evlilik yapmış. Yani Feraye üvey anne elinde büyümüş, birazcık da sıkıntılar çekmiş bir birey diyebiliriz. Ama tabii ki bu durum Feraye'nin çok daha erken olgunlaşmasını, tek başına kendi ayakları üzerine durmasını ve erken yaşta olgunlaşmasını sağlamıştır. Bir de Yaman var. Yaman'la çocukluktan beri aslında birbirlerinin ilk arkadaşı. Arkadaş olma dışında ise ilk ve son aşkları olmuştur. Yaman'la Feraye'nin ortak yönü ise her ikisi de anne sevgisi görmemiş olmasıdır. Şimdi hazır Yaman demişken de Yaman'dan bahsedelim. Yaman Gürsoy. Gürsoy ailesinin ortanca oğludur. Az önce demiş olduğum gibi annesinden çok fazla sevgi görmemiş. Bunun sebebi ise annesinin hep Ateş'i ilk sırada tutuyor olması. Onu çok daha farklı bir yere koyuyor olması diğer kardeşlerinden. O yüzden Yaman birazcık ikinci planda kalmış birisidir. Ama Yaman Ateş gibi değil, dedesinin otoritesine boyun eğmek zorunda kalmış. Onun boyundurluğunda aslında hareket etmiş birisidir. Onun ise en büyük hayali tabii ki de Feraye ile evlenmek. Çocukluğundan beri yaşayamadığı o aşkı, o sevgiyi daha doğrusu Feraye'ye ve çocuklarına vermektir.
Şimdi gelelim evin annesine, Gülfem Gülsoy, yani İpek Tuzcuoğlu'nun canlandıracağı rol. Gülfem ise Gülsoy ailesinin gelinidir. Kocasıyla, eşiyle İstanbul'da üniversite zamanında tanışıyorlar ve severek evleniyorlar. Daha sonrasında 3 tane de oğlu oluyor. Az önce bahsettiğim gibi Ateş'i çok farklı bir yere koyuyor. Ateş için, onun için çok önemli birisi, çok daha farklı birisi. Gülfem kocasını erken yaşta kaybettikten sonra ikinci bir evlilik yapmıyor. Bütün hayatını çocuklarına adıyor. Çocukları için yapamayacağı hiçbir şey yok. Tabii ki de hepsini çok seviyor ama az önce bahsetmiş olduğum gibi Ateş'in yeri her zaman onda farklı oluyor. Bunun da sebebi aslında eşi öldükten sonra Ateş'i baba figürünü yüklüyor olması diyebiliriz. Şimdi gelelim benim yorumlarıma. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Umarım ki klişe bir dizi olmaz. Ama tahminimce bizim Feraye ve Yaman karakterimiz ilk başlarda birlikte güzel bir aşk yaşayacaklar. Ama daha sonrasında Feraye ve Ateş birbirine aşık olup tahminimce iki kardeş arasında aşk kavgası, aşk çatışması çıkacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra Feraye ile Ateş aşkı meydana geldikten sonra. Ben böyle olacağını düşünüyorum. Umuyorum ki olmaz ama başrollerimiz genelde hani aşk, mutlu, evlilik, ne bileyim, ailelerin karışması klasik biliyorsunuz ki çoğu dizide var. Hep bir aile çatışması olur. Muhtemelen bu dizide de olacaktır diye düşünüyorum. Gülsoy ailesi belki kendilerine yakışır daha soylu biriyle Ateş'in evlenmesini isteyecektir. Emektarlarının kızı Feraye ile evlenmesine pek uygun bakmayacaklardır diye düşünüyorum. Bilemiyorum ama tek düşündüğüm şey umuyorum ki çok klişe bir dizi olmaz. Umuyorum ki güzel bir rating alır ve devamlılığı olur. Ben diziyi bu arada bir zamanlar Çukurova dizisine de benzettim. Bilmiyorum siz benzettiniz mi ama birazcık bana onu anımsattı diyebilirim. Bu arada oyunculuklar gerçekten çok çok iyi. Oyuncular çok çok iyi. Tek düşündüğüm şey çok klişe bir dizi olup da erken final yapmak zorunda kalmaz. Bunun dışında aslında diziye pek fazla diyecek bir şeyim yok. Çünkü dizi uyarlama bir dizi değil. Tamamıyla orijinal bir yapım olduğu için aslında bugün sadece konusundan ve benim düşüncelerimden bahsettim. Dediğim gibi umuyorum ki imkansız aşklar çevresinde ilerleyen ailelerin birbiriyle çatışmasını izleyeceğimiz bir dizi olmaz. Güzel bir dizi olur. Çünkü biliyorsunuz ki diziler ilk başladığında gerçekten yani bence o şekilde ilk 3 bölümü mükemmel gidiyor. Ama 3. bölümden sonra 4. bölüm geldikten sonra artık klişeye sarıyorlar. Sürekli aynı olaylar, sürekli benzer olaylar. Hani biz farklı şeyler izleyemiyoruz. O yüzden reytingleri düşüyor. Daha iyi diziler gördüğümüzde, daha iyi konulu diziler gördüğümüzde reytingleri tabii ki de düşmeye başlıyor ve erken final yapmak zorunda kalıyorlar. Umuyorum ki bu dizinin kaderi bu şekilde olmaz. Klişe bir senaryo olmaz ve uzun bir sezon biz bu diziyi güzelce, severek, akıcı bir şekilde izleriz diye ümit ediyorum. Başka benim Safer dizisiyle ilgili anlatacak pek bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Dediğim gibi umuyorum ki yolu uzun olur, güzel reytingler alır. Bakalım nasıl bir dizi olacak, ben de sizler gibi heyecanla bekliyorum. Başka anlatacak pek bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki videomu sevmişsinizdir, umuyorum ki videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.